Ciddi duruşu ve hırslı karakteriyle tanıdığımız Tywin Lannister'ın güldüğü tek bir zamandan bahsedilir. Joanna ile evlendiği gün. Yıllarca kral eli görevi yapmış ve krallığın saygısını kazanmış olan Tywin Lannister'ın ve çocuklarının yaşantısı karısının ölümünden nasıl etkilenmişti? Tito Lannister öldüğünde geride 5 çocuğu kalmıştı. Tywin, Kevin, Jenna, Tyget ve Jerion. Babasının aileyi rezil rüsva ettiğini düşünen Tywin Lannister, hiç gülmeyen ve ailenin gücünü kanıtlamak isteyen birine dönüşmüştü. Tywin Lannister, babasının ölümü ardından Casterly Kayası'nın lordu olur ve Lannister'ları eski şaşalı günlerini döndürmeye kararlıdır. Babasının metreslerinden birinin annesinin elbiselerini giydiğini öğrenir ve hatta zamanında annesinin mücevherlerini bile kullandığını öğrenir. Bunun üzerine de kadını ceza olarak Lannisport sokaklarında çırılçıplak gezdirir. Tywin, babasının kaybettiği saygınlığı geri kazanmak için yıllarca uğraşacaktı ve bu yüzden de zaman zaman acımasız kararlar alacaktı. Fakat Tywin Lannister'ı mutlu eden aslında bir kişi vardı. O da karısı Joanna. Aynı zamanda da kuzeni olan Joanna ile evlendiği gün gülümsediği söylenir ki bu Tywin Lannister için oldukça şaşırtıcı bir şeydi. Aynı zamanda da pek çok kişi Westeros'u Tywin Lannister'ın, Tywin Lannister'ı ise karısının yönettiğini söylemekteydi. Evliliklerindeki tek büyük sorun Deli Kral'dı. Çünkü gençlik yıllarından beri çok yakın arkadaş olan ikilinin arası yıllar boyunca pek çok farklı sebepten dolayı açılacaktı ve bu sebeplerden biri de Deli Kral'ın Joanna'ya karşı olan ve yıllar boyunca bitmek tükenmek bilmeyen takıntılı ilgisiydi. Gerçekten takıntılı bir şekilde ilgiliydi ve hatta Tywin'in düğününde bile Joanna hakkında ileri geri konuşmuştu. 266 yılına geldiğimizde Cersei ve Jaime dünyaya gelir. İkizler bebekliklerinden beri neredeyse hiç ayrılmamışlar ve hep birlikte büyümüşlerdi. Hatta çocukken birbirlerine inanılmaz benziyorlardı. Babaları bile bazen onları ayırt edemiyormuş bu yüzden. Hatta Cersei bu benzerliği kullanarak zaman zaman Jaime'nin kıyafetlerini giyerek onun yerine dövüş derslerine katılırmış. İkizlerin küçükken oynadığı oyunlardan bir tanesi aslanlarla dolu kafese tırmanma yarışıymış. Kim daha ileriye tırmanmaya sert edebilecek diye sürekli atışırlarmış ve Cersei bir gün aslana dokunabilecek kadar kafese tırmanmış. Hatta Jaime'nin onu geri çekmesi gerekmiş. Yani aksi halde Cersei devam edecekmiş kafese tırmanmaya. Buradan anlıyoruz ki Cersei küçükken bile oldukça gözü pek bir karakterdi. Tekrar Joanna Lannister'a dönersek eğer, kendisi evlenmeden önce Deli Kral'ın karısı olan Kraliçe Rella'nın hizmetindeydi ve bu hizmet sırasında aynı hizmette bulunan Dorne Prensesi ile tanışmış ve çok yakın arkadaş olmuşlardı. Daha sonra iki kadın da evlenmiş ve çocukları olmuştu. Bu yüzden de iki kadın kendi aralarında birbirlerine çocuklarını evlendireceklerine dair söz vermişlerdi. Yani Oberyn'le Cersei'yi, Elia ile de Jaime'yi evlendirmeye kendi aralarında karar vermişlerdi. Bu yüzden de Dorne Prensesi iki çocuğunu da alarak bu evlilik sözünü gerçeğe dönüştürmek adına Casterly Kayası'na doğru yola çıkar fakat Joanna Lannister'ı göremez. Martell ailesi Casterly Kayası'na varamadan Joanna Lannister üçüncü çocuğunu doğuracak ve bu doğum sırasında ölecektir. 273 yılında Tyrion Lannister doğar ve bu cüce çocuk herkesin nefretini kazanır. Daha sonra Martell ailesi Casterly Kayası'na ulaştığında ve evlilik anlaşması için Tywin Lannister'la konuştuklarında Tywin Lannister kesinlikle bu teklifi reddeder. Çünkü kendi çocuklarının daha iyisine layık olduğuna adı gibi emindi. Ve kızı Cersei'yi zaten Prens Rhaegar'la evlendirmek istiyordu. Ama en sonunda Prens Rhaegar'la evlenen Elia Martell olacaktı. Tywin Lannister bir yandan çok sevdiği karısının ölüm acısını yaşamaktaydı. Diğer yandan da cüce bir oğlu olduğu için utanç duymaktaydı. O yüzden Tyrion'u Martell'lere göstermemişti. Fakat şöyle bir teklifte bulunmuştu. Demişti ki hani oğlum Jaime Elia'yla evlenemez ama isterse Tyrion büyüyünce onunla evlenebilir der. Tabii ki de Martell'ler bunu bir aşağılanma olarak görür. Çünkü Jaime dururken sen cüce oğlunu mu benim kızıma layık gördün diye düşünürler. Ve zaten Casterly Kayası'ndan ayrılmaya karar verirler. Yani bu evlilik sözleri tamamen sonuçsuz kalır. Martell'ler Dorne'a doğru yola çıkmadan bir gün önce Cersei, Oberyn ve Elia'ya isterlerse onlara Tyrion'u gösterebileceğini söyler. İki çocuk da bunu kabul eder tabii ki çünkü bebeği merak etmektelerdi. Fakat Cersei zaten annesinin ölümü yüzünden küçücük bebeği suçlamaktaydı ve aynı zamanda da bir cüce olduğu için ondan nefret etmekteydi. O yüzden bebeği Oberyn ve Elia'ya gösterirken kıyafetlerini çıkarır ve kasıtlı olarak bebeğin canını yakmaya başlar. En sonunda Jaime'nin gelip onu durdurması gerekir. The whole way from Dorne, all anyone talked about was the monster that had been born to Tywin Lannister. I
head twice the size of his body, a tail between his legs, claws, one red eye. The privates of both a girl and a boy. That would have made things so much easier. When we met your sister, she promised she would show you to us. Every day we would ask, every day she would say, soon. Then she and your brother took us to your nursery and she unveiled the freak. Your head was a bit large, your arms and legs were a bit small, but no claw. No red eye, no tail between your legs, just a tiny pink cock. We didn't try to hide our disappointment. That's not a monster, I told Cersei. That's just a baby. And she said he killed my mother. Tyrion gerçekten çok zor bir çocukluk geçirir. Çünkü pek çok kişi onun Tywin Lannister'ın kibrinin bir cezası olarak dünyaya geldiğini düşünmekteydi. Hatta fiziksel özellikleri bile pek çok efsaneye dönüşmüştü. Bazıları onun kuyruğu olduğuna bile inanıyordu. Bu yüzden Tyrion oldukça yalnız bir çocukluk geçiriyor. Ona iyi davranan sadece birkaç kişi oluyor aslında. Ve Tyrion küçüklüğünden beri her zaman ejderhalarla ilgili rüyalar görüyor ve ejderhaların hayalini kuruyor. Hatta isim günlerinden birinde amcalarından hediye olarak ejderha istiyor. Fakat amcası ona ejderhaların yıllar önce yok olduğunu anlatıyor. Tyrion ejderhaları sadece rüyasında görmekle kalmaz. Bazen öfkelendiğinde kız kardeşini ve babasını ateşlerde yaktığını bile hayal eder. Zaten oldukça hayal gücü geniş ve çok zeki bir çocuktu Tyrion. Ve bir süre sonra zaten asla bir şövalye olamayacağını fark ettiğinde kendisini tamamen kitaplara verir ve bol bol kitap okur. O sıralarda kral eli olan Tywin Lannister, Westeros'un görüp görebileceği en iyi ellerden bir tanesiydi. Çünkü deli kral krallığın hiçbir işiyle ilgilenmezken Tywin Lannister her şeyle ilgilenmekte. Hatta pek çok kişi krallığı yönetenin Tywin Lannister olduğunu düşünmekteydi. O yüzden zaman geçtikçe deli kral iyice paranoyak hale gelip Tywin Lannister'ı kıskanmaya başlamıştı ve ikilinin arası zaten gittikçe açılmaktaydı. Kral sürekli Joanna hakkında uygunsuz imalarda bulunuyor ve onun hakkında konuşuyordu. Daha sonra Tywin'in cüce oğlu olmasıyla birlikte bir nevi onunla dalga geçmişti. Üzerine Cersei ile Prens Rhaegar'ın evlenmesi teklifini Tywin'i aşağılayarak reddetmişti ve en sonunda Jaime kral muhafızı ilan edince Tywin Lannister'ın da kral eli görevi sona ermişti. Cersei ise büyüdükçe etkileyici güzelliği ve hırslı yapısıyla öne çıkmaya başlamıştı. Zaten küçüklüğünden beri her zaman kraliçe olacağına dair bir inancı vardı. Bu yüzden de oldukça kibirliydi. Aynı zamanda Jaime'nin ona karşı olan ilgisini kullanmayı ve onu manipüle etmeyi çok iyi biliyordu. Zaten Jaime'nin kral muhafızı olmasının altında yatan sebep bir tanesi de direkt Cersei. Çünkü olay şöyle gelişiyor aslında. Evet, deli kral Tywin Lannister'ı aşağılamak için Jaime kral muhafızı ilan ediyor. Çünkü hani Tywin Lannister daha sonra kral eli olmaktan istifa etmek zorunda kalıyor ve Kastili Kayası'na dönmek zorunda kalıyor. Çünkü Jaime onun tek varisi olduğu için. Fakat Jaime de bunu istiyor aslında. Kral muhafız olmayı istiyor. Bunun sebebi de şu. Jaime birazcık büyüdüğünde Lysa Tully ile evliliği gündeme geliyor. Babası onunla evlendirmeyi düşünüyor Jaime'yi ve Cersei kesinlikle buna karşı çıkıyor ve Jaime'nin evlenmemesi ve her zaman yanında olması için tek çıkış yolunun kral muhafızı olmak olduğunu düşünüyor ve Jaime'yi kral muhafızı olmaya ikna ediyor. Bundan sonra olanları zaten biliyoruz, fakat Cersei Lannister'ın daha sonraki yaşamına dair birazcık daha ayrıntılı bilgi istiyorsanız Robert'ın isyanı videoma göz atabilirsiniz. Tywin Lannister'ın kral eli olarak nasıl bir dönem geçirdiğini daha ayrıntılı öğrenmek içinse Westeros tarihinin 8. bölümü olan Deli Kral dönemine göz atabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.